Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar Ezgi'rem kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma, 23 Ağustos cuma. Standart bir ev vloguyla karşınızdayım. Planlarım o yönde en azından. Yarın da çekmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl gelişecek bilmiyorum efendim. Hoş geldiniz kanala. Vlogları sıklaştıracağımdan zaten bahsetmiştim. Kendi performansımın bile üstünde olduğumu düşünüyorum şu anda çünkü dün vlog paylaştım. Bugün yenisini çekmeye başladım. Çekimiyle birlikte 5 gün falan sürüyor yayınlayabilmem. Yani haftada bir vlog gelmiş olacak ve kendime hayran oldum bu konuda. Kendime şöyle bir tebrik etmek istiyorum. Saat 12 oldu. Ben bu vlogu açacaktım. Hatta kahvemizi de birlikte yapacaktık ama sabah arkadaşım arayınca ben de onunla konuşurken kahvemi yaptım çünkü bir saattir falan konuşuyoruz. Kusura bakmayın yani dayanamadım gerçekten. Yoksa sizinle de kahve yapmak istiyordum. Onu da yarın yaparız. Yarın da bir influencer etkinliğine davetliyim. Alsancak'ta, Magnolia Shop'ta. İsko ile beraber gideceğiz. İsko'cum da influencer olduğu için. O İzmir influencer camiası da daha çok tanınıyor zaten. Yani benden daha çok tanınıyor en azından. Ona gideceğiz beraber. Kahvaltı etkinliği. Onu da çekeceğim. O da çok güzel olacak bence. Berksu video atmış biz diye. Bu arada kesinlikle biz. Berksu ile ben. Sıfır şaka. Net biz bu arada çok güzel. Son vlogumda partiden kesitler koymuştum. İsko'nun halay çektiği kısım beni benden aldı. Ben orayı çekmişim. Ama çektiğimi hatırlamıyorum. Sadece işte şarkının başına kendimize dönük çekmiştim işte şarkıyı söylerken. Sonunu çektiğimi asla hatırlamıyorum. Ama çekmişim. Bir baktım İsko halay çekiyor. Bir önceki vlogu izlememiş olanlarınız varsa efsaneyi hatırlayalım istiyorum. İnternette çok kötü ya saçma sapan. Şarkı giriyor biz çığlık. İsko ya. Ya hayır donma. Müthiş. Müthiş. Tastes like she might be the one. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Parti kızlarının partilemesi gerekmekte. Bir sonraki parti 7 Eylül'de ama ben 7 Eylül'de konserdeyim İstanbul'da. Yani bir sonraki partiyi kaçırıyorum. Ah, ama olsun ne yapalım. Yani gerçekten rahat ettiğim bir ortam bu arada. Yoksa bu kadar trollemiyorum hiçbir yerde ama rahat ettiğim bir ortam olur kendisi. Ay bir de gelecek hafta çok fazla şeylerimi yaptırmam lazım. Tırnaklarımı yaptırmam lazım. Pediküre gitmem lazım. Pedikür randevuma gidemedim. Yani saçma sapan bir işim çıktı gidemedim. Ve şimdi yeniden randevu alamıyorum, bulamıyorum. Almam lazım haftaya. Yani kadar almam lazım. Çok kötü yani çünkü durum. Ben bir daha bir arayıp darlayayım onları. Ay. Pedikürcü Melçin. Canım Elçin. Beni de seviyor ve seyrediyor da bu arada. Daha çok tatlı bir kızı var. Aile çok tatlı. Kraliçenin boşluğu yok asla. Çünkü kraliçe çok tercih edilen bir kraliçe. Çünkü pedikürü gerçekten çok iyi. Ben dün gece 2.30'a kadar yaprak sarması sarıp pişirdim. Ama çok güzel olmuştu. Az önce bir iki tane kırdadım sabah. Yapraklarım gene sert kalmıştı biraz. Yaprakları önden galiba haşlayacağım. Bir dahaki sarışıma. Ya da mesela bunu biraz daha pişirmek bir opsiyon olabilir. Bir 10 dakika daha pişirmek mesela azıcık daha su koyup. Yapıyorum bu arada. Ben bir keresinde zeytinyağlı yemeğin altını kapattım evden çıkarken. Eve geldim tekrar altını açtım pişirmeye devam ettim ama dolaba girdikten sonra nasıl olur hiç fikrim yok. Neyse şimdi bunları öyle yiyeceğim. Bir de bayağı uzun pişirdim. Galiba altını fazla kısık bırakmışım. 1,5 saat falan pişti. Asla içi lapa değil. Nasıl başardım bilmiyorum ama 1,5 saati pirinci normal sıcak suyun içine koysan lapa olur. Nasıl başardım hiçbir fikrim yok. Ama tadı ekşisi içi falan çok güzel olmuştu. İçinin ayarını aslında not alsam. Kendime bir tarif defteri almıştım. Ama çok nasıl diyeyim böyle tarif değil de şey yapmışlar. İşte çorbalar, başlangıçlar, salatalar falan yapmışlar. Öyle doldursam mı bilemedim açıkçası. Bilmiyorum çok. Ay çok boş yaptım bu sabah. İnanılmaz bir boş yaptım. Günaydın, günaydın bacılarım günaydın. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Bugün evdeyim. Evi biraz dağıtmışım. Ev yeni temizlendi ve eve biraz dağıtmışım. Onun için biraz ev toparlayabilirim. Size DJ'lik skill'lerimi göstermek istiyorum. Geçen hafta iki kere derse gittim. İrem diye bir arkadaşım var. İrem
min bağlantıları bayağı geniş bu şey konusunda, gece hayatı konusunda, işte DJ'ler, mekan sahipleri falan. Bir DJ arkadaşını buldu bize, ders veriyor bize. İşte o çocukla, Yiğit'le 3-4 saat ders yaptık total ve basit geçişler yapabiliyorum. Bugün biraz kendime vakit ayırmış olurum en azından, çünkü gerçekten son 2 haftam, hayatımın genel olarak ve son 2 haftası inanılmaz sosyal ve inanılmaz yoğun geçti. Benim de sosyal bataryam tükendi zaten, yani daha fazlasına kaldıramayabilirim. O zaman bugün böyle işte biraz daha şey gibi düşündüm. Öz bakım, birazcık ortalık toparlama, düzenleme. Size yemin ediyorum Ağustos'un başından beri kendime yemek yapmadım. Buzdolabını bir açayım, ne var ne yok. Kabak almıştım galiba, o kabaklarla bir şey yapayım. Yazık, günah. Yoğurtlu meze bile olsa, hani yoğurtlu girit kabağı bile olsa o kabaklardan bir şey yapayım istiyorum. Çünkü çok küçüklerdi, böyle tatlı tatlı, minnak minnak. Güzel kabak yemeği de oluyor onlarla. Ben kıymalı kabak yemeğini de çok seviyorum. Ya da sadece, o kadar körpe ve güzeller ki, sadece soteleyip yanına böyle işte başka bir şeyle falan da yenebilir. Güzel oluyor. Ay, geçen Berksu buradayken bir kıymalı makarna yaptık. O kadar güzel oldu ki size anlatamam. Ve püf noktası benim için şuydu. Annem buradayken kıyma aldık biz. O kıymayla işte köfte yapalım dedik ama yetiştiremedik. Yani kıymanın artık 3. 4. günü, hani bir gün daha kalırsa artık o kıyma yenmeyecek. Anneme dedim ki gel anne, bu kıymayı kavuralım. Bir kısmını yiyelim. Hani makarna vesaire yapalım. Kalanı da buzluğa atalım, donuk pişmiş halde. Soğanlıyla pişmiş. Soğanlarını birlikte pişirdim. Kocaman bir tencere kıyma. Yarım kilo falan vardı. Yani çoktu da. Ondan sonra onu saklama kabına koydum ve dondurdum. Size yemin ediyorum o kadar pratik oldu ki. Yani kıymalı makarna gibi bir şey yapmak istediğim zaman direkt onu çıkartıyorum, tavaya atıyorum. Hafif açılıyor, hafif renk alıyor tavada. Baharatını atıyorum ve hazır. Yani o bayağı pratik oldu. Yani çiğ kıymayı tutmaktansa kavrulmuş olarak tutmak çok daha pratik oldu. Hem de soğan doğramakla da uğraşmıyorum küçücük bir porsiyon için. Bir de ben porsiyon porsiyon saklama kapları almışım. Onun bir porsiyonu mesela bir makarnaya yetiyor. Çok etli bir makarna yemek istiyorsam iki küp şeklinde çıkartıyorum. Ama çok güzel oluyor. Buldum yani artık şey yöntemimi buldum. Çünkü kıymayı alıyorum, bozulmaya yakın, ne yapsam ne yapsam diye böyle şey oluyorum ondan sonra. Evet. Evet, bu kadar. Öyle vallahi ballarım. Ezgi'nin yemek boşu bu kadardı. Seferlik. Belki mercimekli kabak yemeği yapabilirim. Bu aralarda canım hiç çekmiyor mercimekli. Kıymalı daha lezzetli olur ama. Bu aralar gene kıyma erama girdim. Kıyma yemeği çok seviyorum da. Kıyma bence dünyanın en kolay protein kaynağı falan arkadaşlar ya. Tavuk gibi böyle kötü pişirince garç gurç olmuyor. Seni yarı yolda bırakmıyor. Her şeyin içine karıştırabilirsin. İstiyorsan dümdüz pilavın üstüne bile koyabilirsin. Tek başına yiyebilirsin. Dürüm yapabilirsin. Ekmek arası yapabilirsin. Her şey yapabilirsin. Kıyma. Şu aralar böyle. Biraz bir kahvemi içeyim, biraz bir kendime geleyim. Bugün sabah kapım 2 kere çaldı. Biri kargoydu, diğeri de apartmanı yıkamaya gelen ablalar herkesin ziline basıyor. Saat 10.30 falan gibi. Dün gece 2.30-3 gibi yattım. Artı ondan önceki gece de az uyumuştum. Öyle olunca uyumak istedim. Bir de Gino Stories'i atayım dedim. Yeni kıyafetler almıştım Trendyol Mila'dan. Onlar da geldi. Onları bugün denemeli story olarak atarım. Bir duş mu alsam acaba? Saçlarım çok kötü. Çok kötü, saçlarım çok kötü. Bir duş alabilirim. Evet. Bazen evde olduğum zaman ya duş almasam falan diye böyle şey yapıyorum ama yok ya, gideyim duş alayım. Kahvaltıda sarmalarımı yiyeyim. Şu kahvemi içeyim. Sonra bakarız. Yeter, bu kadar boş yaptım. Yoksa kamerayı kapatmazsam bütün hafızayı dolduracağım çünkü. Hadi görüşürüz. Günün kahvaltısı olarak, girl breakfast olarak. Bende girl dinner da var. Girl dinner yok diyecektim ama girl dinner da var. Girl breakfast olarak yaprak sarması yiyeceğim. Yapmışım bu sporu. Just a küçük atıştırmalık balım. Bahadır daha az pişmiş ama. Haydi biraz hareketlenelim. Bu arada bu esnada çiçek geldi. Çok güzel çiçekler almıştım. Şuna bakın. Çok güzel. Çok mutluyum. Luku uyuyor orada. Ben ayağıma buz koydum. Bu arada Yalan Dünya'yı bitirdiğim için eski bölümler hala dönüyor. Haydi gelin çamaşır atalım. Çamaşırlara gerçekten yetişemiyorum bu arada. Çok saçma bir şekilde. Gerçekten çamaşırlara yetişemiyorum. Şu an makinenin içerisinde koyu renk çarşaflar var. Açık renk çarşaf da görüyorum bu arada. Ama temizliği yaptıktan sonra her şeyi direkt makine yaptığı için. Yazık. Koyu renk bir şeyler getireyim bunun yanına. Koyu renkleri yeni yıkamıştım oysa ki. Bir sürü çıktı.
Hepsine sığdıramayabilirim. Nevresimle birlikte. Şu havluyu da sığdırdım sanırım. Yok ya, hiç içimde boşluk kalmadı. Şu havluyu boşverdim. Böyle iyi. Havluyu da bir sonraki postala atarım. Zaten başka havlular da var. Onları olmadı bir daha atarım. Burayı başlattık. Ufak mutfağa doğru geçeceğim. Kendime en az 2-3 haftadır doğru düzgün yemek pişirmiyorum. Pişmanım şu anda bundan. Bununla alakalı. Neden bilmiyorum yani, salak bir yoğunluğum oldu bu aralar. Neden hiçbir fikrim yok. Ama eski rutinimize geri dönüyoruz. Yavaş yavaş da olsa. Şunları bir çöp önce. Makine de çalışır yakında. Abla bunun kapağını kapalı bırakmış. Şu sebilimi nereye kaldıracağım onu da bulmam lazım. Hava alsın, içi kokmasın. Kapağını kapatmayacağım. Onun dışında şu süt dolaba, bu çekmeceye. Buzdolabından ölmüş sebzeler. Şu semizotunun da haline bir bakmak istiyorum. Muhtemelen ölmüştür ama. Aynen. Tekrar semizotu sipariş verdim çünkü farkındaydım bunların öldüğünü. Sudan geçirdim. Semizot tekrar geldiği zaman gene aynı kaba koyacağım çünkü. Şöyle 2 adet yarım domates buldum. Bunları kabak yemeğine koyacağım. Biraz buzdolabının içini düzenliyorum çünkü korkunç durumda. Yani Berk su geldiğinde o bayağı ilgilendi. İşte yemek vesaire yapmak konusunda bana çok yardım etti. Ama buzdolabı çok korkunç bir hale gelmiş. Yani herkesin kendi düzeni var sonuçta. Yani. Ben mesela hani içecekleri falan koymuyorum dolaba ama şu karpuzu artık atmam lazım. Çok eskidi. Bir sürü de çöpüm birikti. Böyle zamanlarda böyle görevlisi olan bir apartmanda oturmayı çok istiyorum. Görevlimiz olmadığı için biz indiriyoruz çöpleri. Biliyorsunuz asansör falan da yok. O kadar üşeniyor ki insan yani. Bunu tek başına bir çöp yaptım. Alır çünkü. Kabak yemeğine neli yapsam hala karar veremedim. Kıymalı mı yapsam? Yoksa dümdüz kabağı kavurup kaldırsam mı? Şimdi kabaklarımı buldum. Kabaklarım yani yaşamıyor arkadaşlar. Bu kabaklar yaşamıyor. Çok mutluyum şu an. En azından şu aldığım semizotunu ayıklayayım. O bozulmasın en azından. Şeftalili semizotu salatasını bayağıdır denemek istiyordum. Şeftalimiz de olacak yakında. Belki bu akşam menüsü olur. Belki de balık yerim bu akşam. Çünkü mezgit filetolarım var dolapta. Onlardan çıtır paneli olan gördüm sanırım. O çok güzel olabilir böyle güzel yeşili salatayla. Salata yiyeceğim yani akşam, özetle. Çıkardım. Tavsiye edilen tüketim tarihi 21.12.2022. Ölürüm herhalde bunu yersem. Bunu yersem ölürüm. No. Bunları yıkamadan bu şekilde muhafaza etmek bu arada çok mantıklı oluyor. Insta'da bir kere paylaşmıştım. Aşçılar, şefler de böyle yapıyorlarmış. Böyle otel mutfaklarında falan. Bugün hazır evdeyim diye kışlık domateslerimin bir postasını pişirmeye karar verdim. Domatesi aldım şimdi. Ben posta posta yapmayı seviyorum. 3 kilo 4 kilo 3 kilo 4 kilo falan yapıyorum domatesleri. Bana yani bilmiyorum toplam kaç kilo yapıyorum ama yetiyor ya genelde kışın sonuna kadar. Yazın da yaptım böyle arada. Hani domateslerim, evdeki domateslere bakıyorum kötü oluyorlarsa hemen doğrayıp kaynatıveriyorum. Ama onları kullanıyorum. Hani konserveye ayırmıyorum genelde. Şimdi bugün birazcık da o konservelerden yapacağız. Tam ev kızı vlogu. Temizliğinizi, çamaşırınızı, bulaşığınızı alın gelin. Temizotu da güzelmiş. Bu arada bu yazın başından beri gerçekten yediğim semizotunun haddi hesabı yok. Bir bağ daha var şimdi, onu da ayıklayacağım. Direkt aynı kaba. Çok iyi olmayan yapraklarını almıyorum bu arada. Çünkü bazıları kötü bir yaprak koyduğunuz zaman içine diğerlerini de çürütüyor. Ballarım, yazınız nasıl geçti? Yani yaz bitiyor. Eylül, Meylül, doğum günüm falan geliyor. Ben 25 oluyorum. Ay, hiç tatil yapamadım bu yaz.
Ama galiba bir çıtır yapacağım. Yani şimdi haftaya annemler gelecek. Beni alacaklar. Beraber Antalya'ya da döneceğiz. Muhtemelen seroşumla bir beach club şeyine girebilirim yani. Seroşumlu olması daha da keyifli. Çok özledim ya. Bayağıdır görüşemedik. Seray'ın kardeşi üniversiteyi kazandı. Canım benim. İlham geliyor bu arada yavaş yavaş. O kadar uzun süredir mutfağa giremedim ki doğru düzgün. Bir işte geçen Berksu buradayken arkadaşlarımız geldi. Onlara kısırla makarna salatası yaptım. Hatta kısırın bir kısmı duruyor. Onu da yemem bitirmem lazım yazık. Bir sürü kısır yaptırdı Berksu. Yemedi. Üzerine şöyle peçetesini koyduk ve kapattık. Şimdi domatesleri yapacağım ve galiba rendeleyerek yapacağım. Çünkü o zaman kabuğunu soymaya gerek kalmıyor. Böyle fıtı 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 yapıyorsun. Hemen oluyor. Evet, bu kızcağızın en büyük tenceresi çıkıyor piyasaya. Direkt bunu içine rendeleyebilir miyim? Bayağı zor. Yalnız rende çok güzel olacak. Ben hep doğrayarak ya da rondodan çekerek yapıyordum. Rende çok daha elitist bir şey olacak arkadaşlar bence. Şuna bakın. Bayağı güzel görünüyor. Büyük ocakta altını açıyorum. Dolapta da domatesim vardı. Yaklaşık bu işte 4,5 kilo falan. Şöyle birazcık tuzunu atacağım. Pişirirken atıyorum. Birazcık da şeker atacağım. Ekşiliği gitsin diye. Evet. Müthiş olacak. Bir ara bir posta daha yaparım. Yeter muhtemelen bana. 10 kilo civarı. Bakmayın bir kişiyim ama domates sosunu çok fazla kullanıyorum. Şu an tam mevsimi sanırım. Geçen sene biraz erken yapmıştım. Biraz da kapağını kapattık mı bu da tıkırdasın. Bir de şimdi şöyle bir komedi yapacağım. Dünkü sarma içinden çok az artmıştı. 2 tane biber dolduracağım. Ama boşa gitsin istemedim. İçi çok güzel olmuştu çünkü. Şu kadar bir içim var dünkü sarmadan. Şu ufacık tencerede yapacağım. Zaten vallahi 2'den fazla çıkacak. Peki buna 3. bir biber sığar mı? Sanırım 4 tane falan çıkacak bu arada. Bir büyük tencereye koyayım. Onu birazcık derin kestim şu an. Bu kız çok şipşak arkadaşlar. Çok. Bu kadar. Görünüyor mu şu an? Görünüyor evet. Biraz zeytinyağı, biraz da suyunu koyacağım ve pişecek. Salçalı yapmayacağım bu sefer suyunu. Bakalım nasıl olacak. Başlamışız kaynamaya ufaktan. Ev ekonomisi deyince de ben. Çünkü içi çok güzel olmuştu sarmanın. Tam böyle ekşili ekşili sarma içi. Hakkını verdim şu an. Üzümlerim var. Bir de hem şeftali hem nektarin. Hepsi yassı olanlardan. Şöyle almıştım. Çok şeker oluyor bunlar. Bilgisayarın başında yiyeceğim galiba. Oksan? Televizyon başında mı yiyeceğim? Şimdilik bilgisayar. Şu yeni TFT seti geldi galiba. Onu denemek istiyordum. Bir el onu deneyeyim. Şu anda yeni set gelmiş. Bayağı oldu herhalde tam emin olmamakla birlikte. Yeni seti oynuyorum ama çok kafa karıştırıyor. Bir 3-5 kere oynamam lazım herhalde oturması için. Çünkü bayağı farklı. Bayağı farklı. Araştırmam lazım en güçlü takımlar nasıl oluyor falan diye. Sosum tıkırdıyor. Çok güzel görünüyordu en son. Dolmalarım da muhtemelen pişti. Benim akşam yemeği o olacak yani. %99. Vallahi arkadaşlar domatesim bence çok güzel kaynadı. Hatta bir çıtır fazla bile kaynamış olabilir. Bir bakacağım şimdi. 2 el TFT oynadım. Çok da sarmadı açıkçası yeni set ama bilmiyorum. Muhtemelen zamanla sarar. Biraz daha kaynatmalı mıyım bilmiyorum. O kadar hacmini kaybetsin mi? Birazcık koyulaşsın mı acaba diye. Ama güzel kaynadı. Yani 1-2 saat olmuştur. Görseli güzel şu an. Çok azıcık daha koyulaşmalı mı ama? Yoksa sulu sulu mu olmalı? Yemek yaparken daha avantajlı olabilir sulu sulu olması. Öyle şişelemeye başlayacağım.
2 büyük ve 2 küçük kavanoz artı bu yarım. Bu da soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım. Üstünde galiba boşluk kalınca çok iyi şey olmuyor. Nedir? Vakumlanmıyor ya. Onun için onu dolapta muhafaza edip hemen tüketiyorum yarım çıktığı zaman. Şu kalan yaprak sarmaların içine dolmalarımı da koymak istiyorum. Aynı kapta kalsınlar diye. Umarım bu güzel olmuştur. Suyuna salça koymadım ilk kez. Çünkü genelde hep ben suyuna salça koyuyorum dolma. Biraz beyaz oldu diye düşünüyorum. Gerçi içi bol salçalıydı ama olsun. Müthiş bir sığdırma gerçekleştirdim. Biraz da şu suyunu dökeceğim üstüne. Ezgi Hanım yine yaptı yapacağını. Fakat ben çamaşırları asmadım. Hadi gelin asalım. Çamaşırları asalım. Onu da yapalım. Efendim, onu da yapalım. Tabii ki. Ben geçen gün bir makyaj ayıklamışım bu arada. Bir daha yapacağım. Ayıkladıklarımdan dağıtacağım da. Çünkü bazıları hiç ellenmemiş şeyler. Veya atıyorum işte sadece bir videoda açıp işte swatchlamışım. Bu tarz şeyleri isteyen çok fazla takipçim var. Malum kozmetikler çok pahalı gerçekten. İsteyenlere onun için bir çekiliş yapabilirim. O tatlı bir şey. Hop, haydi gidelim. Bir posta daha çamaşır atarım diye düşünüyordum ama bu bayağı büyük bir posta. Yayın evresim falan var, onun için asacak yer kalmayabilir. Kendinden sütyenin üstü. Bayılıyorum bunlara. Çok rahat. Nevresimleri asmakta, katlamakta, toplamakta büyük işkence bu arada. Gerçekten hemen bir küçük parça daha yıkayalım. Saat fazla geç olmadan. Saat kaç acaba? Hiç bakmadım. Bugün hiç saate bakmadım neredeyse. Partide açık renklerden alayım olmadı ya da renkli yıkayayım. Çünkü renkleri ben biraz spesifik yıkıyorum. Yani mesela atıyorum yeşille maviyi birlikte yıkıyorum. Ya da işte kırmızı, pembe, moru birlikte yıkıyorum. Öyle olunca tabii onlar da çok birikmediği için mesela bak mavi var. Mavi ve yeşil çıkar. Olmadı. Bunları yıkayalım. Yakın tonları birlikte yıkıyorum. Yoksa bence geçiyor ve bulaşıyor gibi hissediyorum renkleri. Şu da bence yakın bir renk ailesi. Bunu da yıkayayım. Bayağı bir yeşil mavi birikmiş zaten. Doldu bile. Çift renkli şeyleri yıkarken çok zor olur. Mesela siyah beyaz bir parçayı nasıl yıkıyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten bu konuda tavsiyeye ihtiyacım var. Çünkü siyah beyaz bir tane gömlek gibi bir şeyim var. Böyle yani beyaz gömlek üstü. Şuradan straplez böyle iniyor. Siyah beyaz gömlek üstüne. Nasıl yıkayacağım ben onu? Bir kere giydim eventte. Şimdi nasıl yıkayacağımı bilmiyorum. Herhalde çok düşük derecede tek başına falan yıkamam lazım yani. Evde en az kullandığım deterjan şu renkli olan gerçekten. Renkliler tabii daha az çıkıyor. Eğleniyor muyuz Bayburt? Eğleniyor muyuz Bayburt? Böyle saçma sapan aptal aptal espriler yapmaya devam edeceğim galiba. Bu aralar böyle biraz. Midem yanıyor inanılmaz ya. Bu aralar çok kötü midem yanıyor. Her şeye yanıyor yani. Bugün ne yedim? Biraz kahve içtim. Sarma yedim. Meyve yedim. Ayran içtim. Hani neye yanıyor onu da bilmiyorum. Ne baharatlı bir şey, ne acı bir şey, ne çok yağlı bir şey. Neye yanıyor onu da bilmiyorum. Aşk olurum valla bir anda oldu. Yemin ediyorum. Ev kızı modumdan çıkıp bakım kız moduma girdim. Bir duş aldım. İnanamazsınız. Müthiş kırklandım şu an. Duşta yüzümü de yıkadım. Şimdi acık bir maske falan, fiş mekan bir şeyler. Önce bir kil maskesi yapacağım. Çünkü bayağıdır yapmıyorum. Arındırmalı. Şimdi iki tane kil maskesi uyguluyorum. Birisi Body Shop'ın Himalaya Charcoal olanı. Bunu burnuma uyguluyorum. Çünkü burnumdaki siyah noktalar hiç hoş değiller. Bunu böyle burnumun üzerine ve şöyle yanaklarıma doğru yediriyorum. Umarım daha fazla hapşurmam. Çünkü şu noktadan sonra burnumu silemem muhtemelen. Bu şekilde burnumun yanlarına. Bu bayağı arındıran bir maske. Onun için tüm yüzüme yapmıyorum. Çünkü yüzümün geneli kuru sayılır. Öbür tarafa da, yüzümün kalanına da Kiehl's'ın şu Rare Earth Deep Pore Cleansing maskını yapıyorum. Bu da normalde hani bayağı bir arındırıcı olması vaat edilen bir ürün ama benim cildimi hiç kurutmuyor. Ve burnumda da yetersiz olduğunu hissettim. Bak mesela şu an bu yakıyor mentollü.
Ama yani yeterli sıklıkta uygulamıyorum muhtemelen. Çok daha sık yapmak lazım. Daha fazla efektini görebilmek için ama bu şekilde işte çenem, yanaklarım. Kalan her yere de bundan. Bunu yayması kolay ve kolay arınıyor. Mesela şu an bu burnumdaki hiç kolay arınmıyor arkadaşlar. Zor arınıyor bayağı. Ama gözeneklerin içini bayağı güzel temizlediğini düşünüyorum. Sonra tekrar duşa girip tekrar duşta yıkıyorum. Nefret ediyorum kil maskesi yıkamaktan ama yapacak bir şey yok. Gözenekleri anca bunlar paklıyor. Bugünün peki yemek planları nasıl değişti? Oradan oraya, oradan oraya bir şeyler oldu. O yok, bu yok. O bozulmuş, bu bozulmuş derken. Bütün yemek planlarının alt üst oluşu ve Ezgi'nin dolma yemesi. Yani dolma kadın yani. Maskemizi yıkama vakti geldi. Üstüne de Çisem Çakır'la Pure Choice'un şu bariyer güçlendirici kremini deneyeceğim. Yeni geldi bana PR'ı. Çisem'i de çok severim. Cilt bakım konusunda çok güvendiğim bir isim. Umarım beğenirim. Bir de şu bariyer onarıcı kremi deniyoruz. Cilt bakım rutinlerimi çok basitleştirdiğim için artık hafif yağlı. Benim cildim bununla anlaşır ama herkes belki bu şekilde kullanamayabilir ya. Bu böyle asitli serumlarınızla ya da retinollerinizle falan sandviç metodu şeklinde ya da çok ufak parçalar halinde ya da gerçekten bariyeriniz zarar gördüğü zaman Cicaplast gibi çünkü ama biraz daha ince Cicaplast'tan. Ama yine de Cicaplast gibi. Sanki ışığı maviymiş gibi görünüyor ama değil. Sadece gün ışığı. Yani orada beyaz, diğerleri gün ışığı. Onun için biraz farklı duruyor. Evet, favori Firdevs Yöreoğlu lookumla yine karşınızdayım. Saçlarımızı bir tarayalım. Ne yapsam saçlarıma ya? Yarın event var. Şimdi böyle ıslak ıslak gece duş almayı bunun için sevmem yazın. Hani ıslak ıslak yatarsam yarın evente gidemem. Ya da yarın evente gitmek için saçımı bir daha yıkamam gerekir. Biraz Olaplex'le başlayayım. Belki sararım. O tatlı bir şey yaparım belki. Ya da kuruturum biraz. Bu tarak saçlarımı gerçekten çok daha nazik tarıyor. Ama da biraz bekleyeyim. Saçlarım böyle biraz kurusun. Ondan sonra üzerinden bir tur Dyson yaparım. Sabah kalktığımda da düzeltirim. Bir tur. Haydi gelin yemek yiyelim. Saat 9:30. Bayağı da olmuş saat. İki dolma, biraz yoğurt. Yapıştır geç. Çok da kolay bir menü oldu. Vallahi çok da güzel bir akşam yemeği olacak. Acıktım da. İyi güzel bir sezon ücreti vermişler başına çünkü hatırlamıyordum ne olduğunu tam. Yeniden hello ballarım. Saçlarımı azıcık kurutup fönlemeye karar verdim. Yoksa yarın gerçekten çok mutsuz olacağım bu konu hakkında. Yarın bu konu hakkında mutsuz olmak için yapalım gitsin. Bir çıtır saat geç oldu ama. Saçlar cayır cayır oldu vallahi. Umarım yarına çok fazla bozulmaz. Yani böyle tokasız yatacağım. Toka izi çıkmadığı sürece bir de katlanma izi çıkmadığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Beğendim. Uzun zamandır da saçlarımı düz yapmamıştım. Değişiklik olsun bacım. Şöyle savur, 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 savur. Yes. Gencolar ben yatıyorum çünkü yarın erken kalkacağım. Umarım kalkabileceğim. Yani çünkü yarın 11:30'da kahvaltıdayız. Bana bol şans dileyin. Hepinizi öpüyorum. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın aşkolarım. Gün o. Uyandım. Uyanabildim. Dişimi fırçalayacağım. Ondan sonra da gelin kahve yapalım ve hazırlanmaya başlayalım. Vakitli uyandım. Saat 9:30 galiba. Yani 10:30 gibi çıksam süper olur gibi düşünüyorum ben. Eğer İsko beni alacaksa daha geç de çıkabilirim ama İsko'ya yük olmayalım. Aa, dün gece çamaşırları asmayı unutmuşum. Kokmuş mudur? Yok, kokmamış. Tamam, şimdi asarız bunları. Geldi yine çamaşır kadın.
Yine çok seriyim, yine çok şipşakım arkadaşlar valla. Hadi gidelim kahve yapalım. Birileri sabah sabah acayip ağır kokan bir şeyler pişiriyor şu an. Kötü kokuyor mutfak. Deli dana gibi koşuşturuyorum ha. Sıfır dakika, sadece bir kahve yapacağım oysa ki. Bu maşayı da arkadaşlarım geldiğinde buz makinesinin üstüne koydum. Hani eliyle almak istemeyen olur. Ki çok da normal. Herkesin hijyenine... Ya arkadaşlarımın hijyenine güveniyorum tabii ki ama herkes herkesin hijyenine güvenmek zorunda değil. Maşayı böyle bıraktım. Ve o günden beri ben de kullanıyorum. Ama buz kalıplarım küçük olduğu için aynı anda böyle çok alamıyorum. O sabah mal gibi uyanış. Böyle yapacak mıyım gerçekten? Yaptım vallahi. Yaptım oldu. Altına damlayacak ama kesin. Normalde bardak sığmıyor çünkü altında bu var. Ben altını çıkardım. Okey. Şimdi damlayacak ama. Aa, bayağı su çıkıyor. Tamam. Yok. Bir daha yapmayayım bunu ben. Şimdi burada hazırlanacağım bu arada. Niye diye soracak olursanız, en son parti vlogumda malzemelerimi buraya getirip burada hazırlandım ya arkadaşlarım bende diye. Malzemelerim hala burada. Onun için burada yapacağım makyajımı. Bir de yatak odamdaki klima akıtıyor. Onun için onlar, o klimayı açmayayım. Öyle takılsın. Hızlıca bir make-up. Sonra saçımı tarayacağım. Sonra çıkışta. Geçen yaz bu kapatıcının rengi bana koyu geliyordu. Bir tık koyusuyla karıştırarak kullanıyordum. Yazın da bir tık açıyla karıştırarak kullanıyorum ama bu yaz... Ay pardon, tam tersi. Yazın bu açık geliyordu falan. Yani neyse, şu anda normalde bunu bir koyusuyla karıştırarak kullanmam gerekiyordu. Ama ben hiç tatile gidemediğim için... Hiç yanamadığım için böyleyim. Böyle bir peynirim. Bu cilt kombosu efsane oluyor ya gerçekten. This is your low point, right? Everyone's given up on you. You're all alone until the pill. Bu highlighter'ı ilk aldığımda hiç beğenmemiştim bu arada. Galiba fırçayla alakalı bir durummuş. Şu an bayılıyorum. Çok güzel parlıyor. Hem ya simli simli durmuyor diyeceğim ama bazı ışıklarda simli simli duruyor. Efsane iyi parlıyor ya, bayılıyorum. Ama mesela Fenty'ninki kadar simli simli değil. Eyeliner çekemiyorum diyen çok fazla insan var. Bir tavsiye veriyorum. Maskarayı sürün. Ondan sonra çekin. Şöyle kirpiklerinizi güzelce hizaladıktan sonra son kirpiğin hizasına göre çekerseniz güzel oluyor. Galiba İsko beni gelip alacakmış. Ay kahramanım benim. Canım kahramanım. Giyindim, hazırlandım. Bu şekilde en sevdiğim şort eteğimi giydim. Önden etek görünümlü olması çok hoşuma gidiyor. Boy falan çok iyi yani. Beli falan çok rahat. Üstüme de kendinden sütyenli bu Trendyol Curve üstünü giydim. Tam linklemelik kombin yaptım. Evet, takı taktım. Şöyle iki tane kolye taktım. Swarovski bilekliğimi taktım. Bir de şu boş Pandora'yı taktım. Gittiğimiz partide Pandora'mın charm'ı düşmüş bir tanesi. Onun için buna küstüm, bu bilekliğe. Bunu takmıyorum. Şu baştaki kelepçe var ya, bir odaklansa süper olacak. Şu baştaki kelepçeden bir tane daha vardı kaymasın diye.
O düşmüş. Haberim yok. Yani eve geldim. Hatta ertesi gün fark ettim. Sürekli kaydığı için takmıyorum. Böyle bıraktım onu. O kelepçeden bir tane daha alacağım. O zaman takarım. Dudak kombosu olarak da şu MAC kalem ve şu YSL ruju yaptım. Bu ruj çok konforlu bir ruj. Onun için seviyorum. Şimdi İSKO'nun beni aramasını bekleyeceğim. Evet, İSKUŞ beni aldı Vloş'la. Ben onları anlatıyorlar. Ay. Ay. Buldum ya. Bir de you smell like şeker kuzum. Oh, thank you. It's the perfume that you liked, that you sprayed on yourself. Evet, park yeri de bulduğumuza göre bu arada çok şanslı bir park yeriydi. Şu tarafa gidiyoruz, değil mi? Tamam. By the way, you need to show these palm trees. I love it so much. Evet. Alsancak'ın Los Angeles gibi göründüğü o şeyler, o dakikalar. Ay, altyazı yaptıracağım değil mi bana? Yes, yes, please. Altyazı yapmak istemiyorum. Read the, read the text, read the subtitle. Gömerim I'm given, zaten. I'm giving her extra work about this video. Gömerim zaten, gömmek daha kolay oluyor. Buradan mı? Yes, their desserts. Ya Cookshop'un Magnolia Shop'una gidiyoruz. Hem tatlı hem kahvaltı. Oo, cayır cayır bir şey olacak. Anne, beni Cookshop'a götür. Anne, Cookshop'a gidelim. Pardon. Yemek Anne, yiyelim, dışarıda gidelim. Yemek yiyelim. Cookshop'a gidelim. Süslü bunya, sinirlerim bozuk. Kahvaltıya davetlisiniz dedik ve Magnolia Crawford. You can stay here. I will stay here with you. But why? Bizim mekan reklamı. Evet, sizlersiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok dakik. Oh, ya şu an gerçekten 23. Erken bile gelmişiz. Erken gel. Evet. Bu arada şeyde yer bulduk o yüzden. Arabaya muhtemelen uzun sürersen uçta. Aynen. Var. 2 kadar artık. Neli burası değil mi? Burayı mı? Biraz İstediğiniz bu yukarısına senin, içerisine senin, gezin, bakın. Buradan sizin biliyorsunuz. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şu, let's, şu düzeyde inside. Burası müsait mi? Çanta var ama. Müsait, müsait. Sorun yok. Tamam. Tamam. Sen sit, I will give. Okay. Bugün uzun metrajda olan bir tek ben varım herhalde. Yok. Would you like to have red wine? Thank you. Evet, yavaş yavaş gelinmeye başlandı. İçerik üreticiler burayı dolduruyor. Herkes bir şeyler çekiyor. Böyle bu kadar içerik üreticinin olduğu ortamda bir şeyler çekerken çekinmiyorum, biliyor musun? Lapır lupur çıkar kamerayı, hop. İSKO'nun tişörtü biz yaptığı için. Give me one shot. One shot of adrenaline. Adrenaline. Kahvelerimiz geldi. Kahve içiyoruz. One shot, one shot. Ah, you can put name is most when I do this. One shot. Bir daha yap. Give me one shot, one shot. Hanımefendi geliyor. Selam, hoş geldin. Evet, herkes geldiyse başlıyoruz. Şöyle döndürüyorum. Herkesi çekiyorum. Bizim gibi. Artık varsın. Ben de diyorum neresi? Başlıyoruz. Şey yapıyorum, şöyle elden ele veriyorum. Herkes şöyle şey yapabilir. Evet, bugün Magnolia Shop'tayız. Şey gibi, düğün salonu gibi. Kralım, hoş geldiniz. Bugün inanılmaz tatlar deneyeceğiz. Evet, çok güzel tatlar ve kahveler ve güzel bir kahvaltı yapacağız. Bir şey söyleyeceğim. Kamerayı alınca eline konuşamaya mı? Ben önce detoks istiyorum, sonra bütün her şeyi yemek istiyorum. Dur, gir. Benim acil kahveye ihtiyacım var arkadaşlar. Üzüme birazcık kahve atar mısınız? Ben kruvasan hastasıyım. O yüzden kruvasanları bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten. Ürün tanıtır gibi giriyorum hemen. Buyurunuz. Merhaba. Kız! Kahvaltıya geldin. Şimdi videonun, yani daha doğrusu kameranın sahibine veriyorum. Öpüyorum. Evet, biz kahve içiyoruz. Kahvaltılarımız yavaş yavaş geliyor. Dereotlu poğaçalarımız falan geldi. Şöyle bir of. İSKOŞ'umun boyu o kadar uzun ki. Ay.
Ha çıktım. Ay bir şey diyeceğim de nasıl yalnız çok soğuk. Teşekkür ederiz. Spicy, spicy. Ay bu daha iyi oldu. Evet. Spicy. İlk burayı istediğimde sözlerimiz bir şey var. Şey, sığmayız gibi düşünün. I remember. Söyle. Türkçe söyle hadi. Vladimir. Merhaba. Evet. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? İyiyim. Evet. Bu mangalı moça. Hı-hı. Bu çilekli moça. Evet. Matcha. 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 Bu matcha latte. Çay istiyorum. Denemek. 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 Denemek istiyorum. Dene. First. Okay. Önce. Hı-hı. Birinci. İlk. Birinci. İlk önce. Birinci. Önce. You can say önce. Önce. My third chair is over. Teşekkürler. Öyle derim. Puanlayın aşağıda. Yorumlarda Vlan'ın Türkçesini puanlayın ama kibar olun yani, ayıp. Masa doluyor bu arada. Benim çilekli, çilekli matcha. Bu arada sana katılırım ama çok kötü hissederim. Daha bu videolar, fotoğraflar çekilmeden yani bizi burada keserler. Kesin, ortası boş. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel cumartesi, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Magnolia'da bugün davette de yazdığım gibi önce hafif bir kahvaltı yapacağız. Ardından da Magnolia'nın inanılmaz güzel tatlıları var. Onları tadıyor olacağız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çok başarılı. Yerken mi çektin? Şey, sağlık. Sevgili, Allah çektiğini düşüyordum. Ben aldım. Sandalye kalktı. Bak böyle oldu. Arşime dağılıyorsun. Çilekli matcha. Mikrofon kafasına elbette gibi görüyorsun. Ben seni görmüşüm. I think the apple's rotten. Bak güzel. Korkuzum. Bir de strawberry matcha lastesini deneyerek matcha uzmanı olarak yorumluyorum. Çok da yalnız çok tatlı. Yanlış bilgilerdi. Alman ekmeği de tatlı. Evet. Biraz daha tatlı. Yani ama ben böyle kaldı. Oha. Çok iyi. Böyle bilir misin? Biz de yiyelim. Biz de yiyelim. Şimdi yeni iPhone'lar Asya'da zaten. Tabii ki de. Çok güzel. Let's try. Let's evet. Try this. Herkes böyle yani. Böyle do you like it? Bye bye. Please eat. Blue. Don't laugh. Ölme. Blue öleceksin. Boğazında kaldı diyorum ki. Yerken öleceksin ama hala yemeği çiğneyip yutmaya çalışıyor öksürük. Ondan gitmeye başladı. Bu biraz buydusun o kadar. Tamam şu an. Şeyde yediğimiz. Don't laugh. Telefonunu alabilir misin? Hı-hı. Çok ben. Seninki bayağı iyi. Güzel. Yeni ürünlerimizden biri. Bu sene geldi. Maça çok doğru zamanda girmiş. Tam trend. Evet. Çok doğru. Ama bu çilekli olan biraz fazla çilekli. Çok merak ettim ya. Aynen. Ya da maça da fazla. Aynen. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Olabilir. Öyle bir yorum sadece. Güzel değil mi? Seviyoruz makinemizi. Bunlar iki yönlü. Hem soğuk satmayacak hem ılık olarak alabiliriz. Çok güzel. Ama peçete varsa alabilirim. Wow. Üstüne koymamı ister misin? Sen şu küçük parçayı da almayacaksın. Zonlayamadım. Öyle yapsam. Evet. Ağzımın burası da kirli. Böyle durmuşsun. Oburet. Tostumu yedim bekliyorum. Tostumu yedim bekliyorum. Evet. O aşağıda daha iyi de işte çekim. Değerlendirip hem mutfakla
hem merkezle paylaşıp sorunsuz bir şey varsa mutlaka düzeltmeye de çalışalım. Çünkü sizin görüşleriniz birçok kişiyi etkileyebiliyor. Hı hı. Bu bizim için çok önemli. Tabii davetiniz diye olumsuz bir şey iyi söylemeniz bizim için de eksi olur. Ben inanıyorum zaten Nur Hanım sağ olsun o konuda çok hassas. Ne zaman olumsuz bir şey görse... Söyler. Çok güzel şeyler yedim arkadaşlar. Aşırı iyi şeyler yedim gerçekten ve şiştim yani. Tatlıları tam şey yaparken, tanıtırken benim telefonum çaldı ama... Oy. Çok teşekkür ederiz. İşler çok ciddi. Çok güzel görünüyor. Aslında tatlıya her zaman yer vardır. Evet, etkinliğimiz bitti. Müthiş şeyler yedik tekrar şöyle. Magnolia Shop önünde. Bir de foto çekilelim dedik. Bekliyor oraya. Hayır, her şey çok güzeldi bu arada. Gelin arkadaşlar. Hashtag reklam. Hashtag reklam. Direkt hashtag Sevinç. Hashtag. Direkt Sevinç Pastanesi'nin olduğu yerden giriyorsunuz. Böyle burada. Basit. Şimdi gidiyoruz yavaş yavaş. Çok tatlı bir Apple Dance videosu çektik. İzlemek için takipte kalın Insta'da ve YouTube Shorts'ta. İskoş, YouTube Shorts'a da koyacağım. Amazing. Amazing. Yes. Çok güzel oldu. It was so cute. Can we clap? Here's your card. I need to buy something from you. Durun, Apple videomuzu izletiyorum insanlara. Ben mi izletiyorum? Telefondan. Çok güzeliz ya. Çok güzeliz. Şimdi İsko beni evime bırakacak. Bugün başka ne yapacağım? Ben hiçbir şey yapmayacağım. Ezgi ile gezelim görelim de İzmir Kordon. Oh, çok güzel bir sahne göstereceksin şimdi. Tramvay geliyor. Bursa'nın tramvayı Brad Yeşil'i biliyorsunuz değil mi? Yokuş ben geldim. Özledin mi beni? Özledin mi beni? Aşkım, oy, popişini yedim, popişini yedim, ısırdım, o da beni ısırdı. Aa! Evdeyim, gelme, Luku, ısıracak beni ya. Geçebilir miyim? Tamam, hadi yürü. Tamam, ısırma beni, ısırma, yürü. Ay, saldırıya uğruyorum bu evde. Tüm kargolarımı komşuya bıraktırdım bugün. Şimdi kapısını çaldım, açmadım. Muhtemelen evde yok. Mesaj atayım. Evet, günü başarıyla tamamlayınca kızlar. Ev toplayabilirim. Ev toplamalıyım. Evi toparlamalıyım. Yani bir de dün denemeli story falan çektim. Ev korkunç. Korkunç. Şu an. Ev kıyafetleri... Çek. Ya çok saçma bir şekilde masa çok doluydu. Çok güzel şeyler vardı ama ben çok fazla yiyemedim. Ve şimdi ufak ufak tekrar acıkıyorum. Şaka gibi. Hatta yeni geldim. Ezgi. Uzun bir süre tatlı bir şey görmek istemiyorum. Biraz çok yedim. Normalde tatlıyla çok aram yok ama bilmiyorum canım çekti yedim. Herkes gömüyordu. Canım çekti yedim ya. Haydi ben azıcık uzanayım. Ondan sonra görüşürüz. Bir posta daha çamaşır yıkayayım. Astıklarım kuruduysa onları toplayayım falan falan. Akşam ne yaparım hiç bilmiyorum. Takılırız. Bakarız. Ben geldim. Azıcık sosyal bataryamı şarj ettim. Geldim. O esnada da komşum gelmiş. Kargolarım ondaydı. Kargolarımı topladım. Açalım. Şununla başlıyorum. Bunun içinde filtre var bence bu arada. Luku'nun suluğuna filtre almıştım. Suluğunu mis gibi yıkarız, filtrelerinden takarız. Filtresi bitmişti çünkü filtreyi koymuyordum. Bu bana. Luku'ya mangodan bir şey almadım. Brad Summer. Brad Summer elbisesi. Evet kuzum. Don't sleep, don't eat, just do it on repeat keep. When I'm in the club. 365 party girl. Should we do a little key, should we hit a little light? İnşallah olur üstüme 2x'ler çalmıştım. Bunu bir ara denerim. Olur ya bu bana.
ay ben bu yaz tatile gidebilseydim bunu giyerdim ve çok güzel bir bread summer olurdu. Benim buna çok benzeyen bir elbisem vardı bu arada. Kırmızı H&M'den almıştım. Tam şunu açıyordum. Aklıma siz geldiniz. Bakının mamasını değiştirmeyi düşünüyorum. Ya plan kullanıyorduk. Ben memnundum açıkçası ama hani bir sıkıntı yaratmıyordu. Ama daha kaliteli bir mama versem mi diye insanlar kafama girdi açıkçası. Yani propilen çöp falan diyen oldu. Bir de ND deneyelim dedim. Bir de Akana aldım. O daha gelmemiş. Ama Akana'yı da deneyeceğim. İkisini de deneyeceğim. Hangisini daha çok beğenirse ondan devam edeceğim. Şundan birazcık koyacağım kabını. Bu narlı ve toplu olan. Kısırlaştırılmış yetişkin kedi. Umarım beğenir çünkü eski mamasından kalmadı elimde. Normalde karışarak vermek gerekiyor ama Luku yer. Ben inanıyorum güzel kızıma. Değil mi annem? Asla inanmıyorum bu arada. Ama bir şekilde yiyecek, sonuçta aç kalacak hali yok. Ve son olarak şunu açmam lazım. Bir adet fırça aldım. Çünkü tüyleri çok dökülüyor. Kameralı mama kabı. Ben bunu nereye kuracağım? Buna da priz lazım. Evde priz kalmadı. Luku'nun zamazingoları yüzünden. Yine pet kit aldım bu arada. Luku'nun tuvaleti de bu marka çünkü ve tuvaletiyle aynı marka olsa aynı uygulamadan ikisini kontrol edebiliyorum ya. Güzel. Şimdi bunu Wi-Fi'ye falan da bağlayacağız. Bunun işi uzun sürer. Çok heyecanlı. Luku'şuma böyle güzel ciciler alıyorum artık. Çocuğum, yeni bir akım var ya, işte yavrum işte bu ay yaş mama alamayacağız, işte kazanamadım. Bir evcil hayvan şey diyor, anne önemli değil falan, ikinci şey diyor, diğerini dilendir, böbreğini sat ve yaş mama al. Luku da onların içinde böbreğini sat ve yaş mama al diyecek olan o kedi. Takalım yerine. Robot süpürgeyi de kaldırayım oradan. Şimdi... Ah sus! Konuşuyor lan bu! Tamam. Kurduk. Çok tatlı oldu. Şuna bakın, kameradan da görünüyor şu an. Çok şeker. Şu fırçalardan aldım. Bakın şimdi deneyeceğim. Korkuyordu bir ara fırçalanmaktan, hoşlanmıyordu. Hoşlanmamak değil, korkuyordu yani. Kaçıyordu direkt. Kızım! Kaçma lan. Gel buraya. Hadi gel bakalım. Dur, dur, dur. Dur canım, aç diyorsun kız, dur. Kız yok, bak çok güzel. Bak. Bak kızım, müthiş. Bak. Lan gitme. Deli gibi tüy döküyorsun. Gitme. Gel. Neymiş? Neymiş? Oh. Evet. Ne? Bir de benimle kavga ediyor. Gel. Taranacaksın. Vurma. Vurma. Kız vurma. Heh, tamam. Artık senin. Artık tam anlamıyla. Evet. Evet. Tamam işte kız, bak mis gibi. Tamam la, bana vurma göt. Seni var ya. Dur kes. Ah! Kız. Ay iki dakika durmuyorsun Luku. Ah! Ay. Ay ölüyorum. Hanımefendiyi taradık. Bu kadar çıktı. Bir dahaki seferlere diyelim. Valla bu aralar canım inanılmaz fazla meze çekiyor. Bayağıdır da meze hazırlamamıştım, yapmamıştım. Onun için bugün meze günü ilan ediyorum. Ve biber kızartacağım. En sevdiğim mezelerden bir tanesi olur kendisi. Yani Amerikalı şeflerde, böyle yabancı şeflerde böyle gördüm. İzlediğim yabancı yemek videolarında böyle kesiyorlardı. Önce yeşilleri bir atayım. Ondan sonra da kırmızıları atarım diye düşündüm. Karışık da atılabilir ama benim airfryer'ım bayağı küçük. Almaz hepsini birden diye düşünüyorum. Biberler çok güzel. Bu dolmalık biberleri ben yemeği de çok seviyorum. Genelde pek sadece dolması için kullanılıyor bu biberler ama bence yemeği falan da, yani çiğ yemek falan da gayet
lezzetli ve güzel oluyor. Bunları birazcık tuz, birazcık da zeytinyağı. Hafifçe şöyle gezdirdik. Bir de şöyle hoplattık. Mutfağın bu köşesinde bir şeyler hazırlamaya hiç alışık olmadığım için her şeyi düşürüyorum. Ama öbür adada hazırlamaya çalıştığım zaman şey olacak. Salon ışığını açmam gerekecek. O zaman yaldır yaldır içerisi görünüyor. İstemiyorum onu da. Yeşillerimize bir bakayım. Daha bayağı bir yolları var bunların. Takılsınlar. Çünkü birazdan karides yapacağım. Bir de ara sıcak yani. Canım bugün meyhane çekti arkadaşlar. Ne yapalım? Mezemi hazırladım. Şimdi biberler sıcakken yoğurdun içine karıştırdığım için ılık oldu. Onun için birazcık dolaba koydum kendini çeksin diye. Dünkü kalan dolmayı yedim zaten, hani aç değilim ama akşama doğru böyle bir çıtır daha böyle acıkınca karides de pişireceğim galiba. Saat daha erken çünkü. Bu akşamı da öyle geçirmeyi planlıyorum. Ezgi ile chill bir cumartesi akşamı diyelim. Dışarı çıkılmamış bir cumartesi akşamı. Kavunla peynir hazırladım. Artı şey, yoğurtlu biber. Bir de şey olacak işte. Karides. Yalnız karides için ekmek almam lazım. Ekmeksiz yiyemem. Tereyağlı karides artı ekmek. Yani olmazsa olmaz gecenin bitişinde. Onu da bir yiyeceğim yani. Çözdürdüm güzelce karidesleri. Tabii gecenin bu saati hiçbir yerde ekmek kalmayacağını varsaydık. Ay, Egemar'da bazlama var. Bazlama söyleyeceğim. İyicene mahvettik. İyicene. Marketten yaptığım ufak alışveriş geldi ve şimdi karides vakti olduğunu düşündüğüm o vakit de geldi. Haydi karides yapalım. Şu ufak çelik tavamı kullanacağım. Önce çok hafif çiçek yağı ekliyorum ben. Tereyağını sonra koyacağım yanmasın diye. Bunlar hemen renk alacak zaten şimdi. Bu arada biberlerimi kızarttım. Güzelce yoğurtladım. Bu da yoğurtlu biberim. Az sonra bunu aşırı miktar sarımsakla buluşturacağım. Çok mutluyum açıkçası. Bu arada jumbo diye aldım ben bu karidesleri. Mesela deluxe yazıyordu. Jumbo yazmıyordu gerçi. Benim hatam olabilir. Keşke jumbo alsaymışım. Çünkü bunlar da çok ufak. Saçma miktarda sarımsak ekliyorum. Şimdi buna ne bazlama banacağım. Ne bazlama banacağım. Çok fazla koymuşum yağını. Şu fazla mesela yani. Ben de şimdi bunu sunum için tatlı küçük bir tavaya alacağım. Biraz toz kırmızı biber koyacağım. Renk için. Biraz tatlı pul biber koyacağım. Çok az da acı pul biber koyacağım. Öldürdüm yalnız ha. Öldürdüm ortalığı. Çok güzel oldu bence. Onun sapları çok hızlı ısınıyor. Hatta ısınmış bile sapları. Onun için aldım. Evet aşkolarım, ben gidiyorum, bunu yiyeceğim. Hepinizi çok ama çok seviyorum, öpüyorum. Vlogu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.